Hepinize selamlar arkadaşlar. Gold Premium Başlangıç Sıfırdan Asas serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüze pazar kurarak başlamak istiyorum. Geçen bölümden bastığımız itemleri koydum pazara. Artı 5 Raptor. Bu Raptor satılırsa artı 6'ya basmak zorunda kalmayız. 30 M'den koydum. VB'lerimizi koydum. Çıkarmış olduğumuz takıları koydum. Bir de almış olduğumuz Draki Box'ımızı koydum. Bu arada gemi de aldım üstüme ama bunu şimdi satmayacağım. Dursun bankada biriksin. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. İzlemeye devam edin. İyi seyirler. En son karakteri pazara bırakmıştık. Ben dışarıdan geldim şimdi. Bilgisayar kapanmış. Artı 5 Raptor'umuz satılmış arkadaşlar. Şaşırtıcı bir şekilde. Hiç satılmasını beklemiyordum. 30 M'den koymuştuk. Bu arada üstümüzde 30 M 700K olmuş. Herhalde pazar kurmadan önce 2 M falan vardı. Vergiye kesmiştir birazını. Raptor'u basmak, artı 6'ya basmak. Yani nasip olmadı. Olsun. 30 M paramız olmuş oldu. Yanına da artı 6 VB'ler kar kaldı. Bu itemlerimiz satılmamış. Neyse bunları da satarız sonradan. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaşandı. Ben Altar 2'de pazarı dolaşıyorken alttan klandan şu arkadaş Raptor satılır diye yazdı. Ben de klandan yazdım ne kadar diye. 5M'den sattığını söyledi. Burada paramındaydı. Ben yani trade gerçekleştirirken şurada zaten görüyorsunuz Corsia. Buraya geldim. Yani buradayım dedi. Buraya geldim. Trade'e attık. Ben kayıt aldığımı sanıyordum. Fakat video programı açık değilmiş. Maalesef video programının gazabına uğradım. Yani ben açık sanıyordum. Zaten açıkta bırakıyorum hep. Ama kendi kendine kapanmış herhalde. Çözemedim veya ben mi kapattım yanlışlıkla anlayamadım. Her neyse. 5M'den 2 tane Raptor almış olduk. Yani 10M ikisi toplam. Şöyle göstereyim size yazışmaları da. Ben bir tane var sanıyordum. 2 tane varmış bu arada. İkisini de alırım dedim tabi. Çünkü bunların bayları bile 6M. Yani normal satış fiyatları 7M 7.5M arasında. Arkadaş herhalde uğraşmak istemedi. Tok satıcıymış zaten. Öyle söylüyor kendisi de. Bunu da belirtmek istedim yani. Sonradan hani gördüğünüzde nedir ne değildir diye demeyin. Durumlar bu şekilde. Tabi trade ederken göstermek daha iyi olurdu ama maalesef video programı kapanmış. Farkında değilim kapandığının. Sonradan kayıtlara baktığımda tekrar izlemek istediğimde fark ettim. Tekrar buraya geldim bu arada ama arkadaşımız yok. Gitmiş herhalde. Ha burada geldi bak. Şansımıza o da geldi. Evet bu arkadaştan Raptor'u almış olduk. Devam. Savaş yeresine geçtiğimiz için giremedik. Ben de gittim Mastodon'la biraz farm attım. Şöyle satalım bakalım. 106 tane çıkarmışız toplamda. Güzel. 4M para yaptı. Hiç fena değil. Bir saat falan olmuştur herhalde gideli. Silahlarımızın da RPR'si geldi zaten. Şöyle çöplerimizi de satalım. 4M 93K buradan geliyor. Bir de şurada da vardı biraz çöpler. 3 tane varmış. Şerif geldi bu arada. Şerif'i de kabul ettim. Şerif de almış olduk. RPR'imizi yapalım. Şunları da satalım. Evet. 116K'da buradan geldi. Hatta bir tane daha var. Bunu da satalım. O da 4K'ymış. Yani totalde 4M 200K gibi bir para kasmış olduk. Hiç fena değil. Gold Premium'la özellikle. Şimdi ben bir daha gideceğim bakacağım. Bir tane Human Assas gelmişti ama oturdu kalktı böyle. Ben de silahlar yandı diye taunt attım. Bakalım oradaysa eğer arkadaş slotu bırakırız ona. Çünkü kesme şansımız yok zaten onu. Bakalım devam. Sanırım burada Mastodon farmımızın sonuna geldik. Artık okçu bir kardeşimiz geldi. Evet. Slotu bizden aldı. Şöyle bir bakalım. 82 tane yapmışız. Bir dahaki turdan. Bu arada 2 tane MP rokörü attı. Bunlar para eder mi emin değilim. Bu 14.000 durabitili. Ama bakarız piyasasına. Olmadı 3-5 M'den satarız. Bu da 60 ataklı MP rokörü. Belki bu da satılır. Emin değilim. Şimdi gidelim şunları Sandries'e verelim bakalım ne kadar yapmışız. Evet 3M 300K'da buradan geldi. 29 M paramız olmuş oldu. Devam edelim. Drakileri yapıyordum. Son hakkımızda şöyle şu odada zaten anlarsınız isminden. Draki'den attı. Bir 2 dakika AFK kalmak zorunda kaldım. Draki'den atmış geldiğimde. Şöyle göstereyim hiç hakkımız yok zaten. Bu odada dediğim gibi attı.
Hiçbir drop'umuz da yok. Bir tane shell attı sadece. Başka BB falan alamadık. Drakiler bizi sevmiyor. Devam. Bugünlük rift etkinliğimizi de yaptık. Şöyle bakalım kaç tane? 93 tane kasabilmişiz. İdare eder. Devam. Hadi bakalım bir BDV PK'sıyla daha karşınızdayız. Bu adam direkt yedi bir şeyler. Bir girelim bakalım. Varıyor ama. Evet, ölmedi. Tamam. Zorlamaya gerek yok. Biraz şöyle dışarı çıkalım. Kime atıyorsun? Arkadaş önde kaldı. Şöyle bir girsek ona da. Tamam, o da geri kaçtı. Biz de geri kaçalım o zaman. Varıyor önde. Da varıyor bayağı bir yedi. Bayağı bir yedi, öldü bu. Tamam. Hemen Asas'a dönelim mi? Spike'ım da geldi. Yedi de hatta. İçeride ama neyse, kür attı kendini. Okçu kaldı. Okçu öldü, güzel. Bu arkadaşı vuruyorum ben. Bizim okçular arkadan tamamlar. Tamam, güzel. Hafif dışarı çıkalım. Şimdi adamlar azken içeri girmemiz lazım. Evet, bu Manis, o bizde DB var herhalde. İki tane bir şeyler yedi bu. Şöyle Spike, şöyle Trust. Bu da düştü. Scream tuttu. Ice da tuttu. Ben gene kür almadım bu arada. Hel hel. Gel bakalım buraya. Asas var burada ama arkadaş damage yemiyor. Bunu bırakalım. Tamam. Mage gördüm. Mage'i doldurur musun? Thor düştü Mage'in üstüne. Mage'in üstüne Thor düştü. Şöyle vurduk Mage Spike'ı. Bana hel gelecek mi? Kanka keşke çekmeseydim be. Kurtulurdum ben oradan da. Neyse. Gelmişken SV'yi atalım. Devam edelim bakalım. Alter al magazin. Oraya kal alacak. Tamam. Bakalım adamlar gelecek mi bir daha. Hala 8 kişiler. Evet arkadaşlar, bir daha geliyor. Şöyle bakalım takım kime vuruyor. Bu arkadaşta ne var acaba? Çok merak ettim ya. Hasar yemiyor. Ha, bu bir şeyler yedi. Okçu. DB Malice yedi. Güzel. Devam edelim şimdi. Warrior yedi. Warrior'a vuralım. Warrior yedi. Warrior her şeyiydi ama kürü geldi. Şimdi Mage arkada. Mage'i gördüm. Tek başıma kesebilir miyim? Bir deneyelim bakalım. Gel bakalım buraya canım kardeşim. Çekemedin. Kusura bakma. Başka? Kimi dolduruyorsun? DB Torlu. DB Torlu Priest. Priest DB Torlu. Spike geldi. Spike'a kalmadan öldü. At kanka buna da. At buna da, hadi bekliyorum. Hadi. Neyse atmıyor. Vuralım bakalım. Zaten düştüler. Evet, var ya oradayız. DB olması çok güzel ya partide. Sonunda bu arkadaşı da öldürmeyi başardık. Hadi bakalım, bir win daha geliyor herhalde. Bir BDV daha kazanmayı başardık. Şöyle göstereyim. BDV'lerde neredeyse yeniliksiz gidiyoruz ama JR'lerde daha hiçbir tane kazandığımız olmadı. Bu arada 83 mü? Neden öyle oldu? 83 tane gelmiş. Nasıl oldu bu iş şimdi? Allah Allah, 83 tane vardı. 157 tane oldu. İyi güzel. Ama 83 tane nasıl geldi ondan emin değilim. Neden geldi ya da 83 tane. Neyse, 157 olmuş oldu. Bu yarıladık yani 300'de 30 günlük Lunar Tatto alacağız bununla. Güzel, devam. Arkadaşlar bu arada kaydı kapattım, hemen tekrar geri açtım. Görüyorsunuz ki artık 80 level bir asas var karşınızda. 80'imiz olduk hayırlısıyla. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle kritiğimize verelim. Daha açmadık tabii. Bunu açacağım şimdi. Ben üstümüzde para var zaten. Hemen gideyim ben bir toz alayım. Şu kritiğimizi açalım. 72'yi de açabilirim bu arada. 75 şimdi açmayacağım. 72'yi de açabilirim. Bir bakayım toz fiyatları, en son 1M 200K falandı. Paramız yeterse eğer 72'yi de açarız, devam ederiz. Şimdi bu arkadaştan 11 tane alacağız tanesini 1M'den. Şöyle 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 11'imizi koyduk. 11 tane tozumuzu aldık. Bir tane de bankada var. Bu arada bankayı da göstereyim size. Bankamızın da son durumu bu şekilde. Şu bir tane de üstümüze alalım, 12, 15, 22 tane lazım bize. Yani 10 tane daha almamız lazım. 10 tane de aldıktan sonra hem 80 skinli hem 72 skinli açabileceğiz. Artı 6 VB'lerimiz var işte burada. Drake Superior Box'ımız duruyor. Opal. Yanda satılacak bir sürü itemimiz var. Dün aldığımız Raptorlar da burada. İşte kutular mutular. Yani
Paramız var da sıkıntı yok, devam. Şimdi Echive'de olan iki tane MS vardı, onları aldım üstüme. Ama şu tokenlar herhalde şeye girmiş. Bug'a mı girdi artık bilmiyorum. 83 tane var üstümüzde. Herhalde orada bir bug oluştu. Neyse, kaydı açmışken şimdi sizinle beraber keselim bakalım bir. Hadi at bakalım bir tane old troll bize. Geldi. Hop. Bu ne? Tamam. Kırdırız bunu da. Belki Spellstone'u alırız da şöyle bir üçlü dörtlü. Gelir olmuş olur. Buna da gireyim. Devam. Diğer MS'den drop alamadık maalesef. Şimdi geldik bunu kırdırmaya. Şöyle bir dörtlü verse bize ne güzel olur be. Bastık bakalım. 3. 3 de olur. 4 olmasın, 3 olsun, bizim olsun. 15 olmuş oldu. Tamamlayalım bunu. Gidelim skill'lerimizi açalım artık. Arkadaşlar dün 5M'den aldığımız Raptor'ları görüyorsunuz. Bay Pazarı 6M 600K'dan kurmuşlar. Gerçekten güzel yakaladık onu. Aşağıdan bir de böyle yazılar geçiyorken gördüm. İyi ki de sormuşuz ne kadar diye. Güzel kar etmiş olacağız. Belki hatta paramız olursa eğer şimdi skill'leri açtıktan sonra FS görevini yapacağım ben. 80 quest görevini. Onlarla beraber Raptor'ları da basarız belki. Paramızın durumuna göre. Ama hiç yoktan ucuzdan almış olduk Raptor'u. Pazarı komple dolaştım denilebilir. En uyguna bu arkadaş koymuş. 1M87K'dan 7 tane çekeceğiz 72 skillimiz için. Şöyle ne kadar aldı bizden? 7,5M para aldı. Üstümüzde de 10M para kalmış oldu. Şimdi gidelim skillerimizi açalım. Evet dostlar, görevleri aldım üstüme. Şöyle ilk 72 skill için 7 tane tozumuzu verdik. Skillimizi açtık ve işte kritik de geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Tek 75 eksik kaldı. Onu da daha sonrasında açarız. Şu an için o kadar önemli değil. Tabii önemli bir skill ama hani şu ikisi daha önemli 75'ten benim için. Devam edelim. Altar 1'de savaş başladı. Şimdi ben de geldim. Altar 2'ye pazar oluşturdum. Totalde 86 M yapıyor. Şunların hepsini ortalamadan koydum ama şu MP recovery'leri göremedim. Ben de kafama göre 5M yazdım ikisine de. Belki satılırlar. Dediğim gibi 86M yapıyor. Bakalım geldiğimizde neler satılmış olacak. Hadi bakalım. Tekrardan selamlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Sadece Raptorlarımız satılmış herhalde. Aynen. Raptorlardan 7M diyelim. Tanesinden 7M, yani tanesinden 2M kar etmiş olduk bunların. Diğer kalan itemlerimiz duruyor. Başka bir şey satılmamış. 2M, 2M, 4M karımız oldu aldığımız Raptorlarda. Güzel diyelim. Pazarımızı bozalım şimdi. Bakalım neler yapacağız. Günlük mob görevimizi de yaptık. Şöyle teslim edelim. Kili yapmaya çalışıyordum. DC oldum. Şöyle göstereyim. Kaç? 6 olmuş. Son yarım saat var. Bakalım bowl'a gideceğim. Gene yetişebilirsek eğer onu da bitirmeye çalışacağım. Devam. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Şimdi şu coin etkinliği var ya bakın. Şurada. Bir tane item upgrade etmemizi istiyor şu görev bizden. Ben de gittim denemelik bir tane abes jamadar aldım. Artı 7 oldu. Yani bunun yerine başka bir şey bassak artı 4'e yakacağız belki de. Direkt artı 7 oldu abi. Burada logları görüyorsunuz bakın. İlk şurada basmışım. Coin burada gelmiş zaten bakın. Yev, Obsidian falan bir şey yazıyor. Jamadar'ı görüyorsunuz. Upgrade ettiğimi. 369K'ya aldığımı görüyorsunuz. Upgrade Skullral'ı aldım. 315K vermişim. Bir 105K vermişim. Bir 105 daha vermişim. Artı 7 oldu. Bu bir işe yarar mı bilmiyorum ama artı 8'e yakarız bunu. Geçerse de belki takarız. 67 atak. Kötü. 67 atak iyi değil ama. Dursun bakalım bu da şimdilik. Vallahi başka bir şey bassak geçmezdi. Şansa bak. Evet, sonunda Brahman'dan kastığımız mana potlarının hepsi bitti. Ben de bu arkadaştan 1000 tane yaklaşık aldım. 17 en paramız kaldı. HP potlarımız burada. MP potlarımız burada. HP biraz daha idare eder. MP'yi de almış olduk. Mana potunu da almış olduk. Devam. Evet. Bir kaosun daha sonuna geldik sanırım. Aynen bitti şimdi. Şöyle bir bakalım. İkinci olduk. Bu sefer mavi kutuyu almayı başardık. Sonunda şu kaosun lanetliğini kırdık arkadaşlar. Mavi kutumuzu alalım. Güzel oldu. Devam. Evet, kanadımızı da kırdıralım bakalım. Ne özellik verecek bize? Şöyle para karşılığında 480 kaldı bizden. HP verdi. Güzel. Bunu kullanırız.
Yanlışlıkla bastığım sistem RTD ABS Jamadar'a bakıyordum. Buradan 6R1'deyiz gerçi, bu ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Şöyle 4M'e de satılmış, 3M300'e de satılmış, 7M'e kadar satılmış. Biz de 6-6,5M'den koyarız, belki çekilir. Kısa günün kârı diyelim artık, ne diyelim, ben görev yapmak için ve denemek için bastım, geçti. Evet, sonunda VB100'ü gördük, şöyle alalım kutu kaybolmadan da. 2 gündür drakiler boş geçiyordu. İkinci hakkımızdayız bu arada. İlk VB'mizi almış olduk. Devam. Draki haklarımızı bitirdik. Şöyle tohumumuzu atalım. Başka bir drop alamadık maalesef. Bir tane VB'de kaldık bugün de. Sağlık olsun. Hadi bakalım devam. FT'ye girmeyi başardık. Bakalım ölmeden tamamlayabileceğiz mi? Veya komple grup olarak tamamlayabileceğiz mi? Sonucu gösteririm. Evet, FT'yi tamamlamayı başardık. Yeşil kutumuzu aldık. Coin'imizi de aldık. Çıkışımızı yapalım. Sonunda ilk JR1'imizi almayı başardık. Şöyle göstereyim. İki tane silver, bir tane green. Hayırlı uğurlu olsun. Devam. Gemlerimizi de kaldırdıktan sonra bankanın son durumu bu şekilde. Bayağı bir satılacak item birikmiş. Şimdi ben pazar kuracağım. Şöyle itemleri satacaklarımı üstüme alayım. Bu artı bir VB, bu kalsın. Silver gemleri de koyarız. Şöyle kutularımızı da alalım. Bir de blue gemi alalım. Ha, bir de şu ikisini alalım. Bu arada coin'imiz de iki tane oldu. Bir dahakinde bir mavi kutu alırız. Bunlar kalsın bankada. Şunları bir pazara koyalım bakalım. Sabah JR'sini kaybediyoruz maalesef. Şöyle bir tane blue, bir tane black gemle kapattık. Bugünkü rift etkinliğimizi de yaptık. Şöyle bakalım, 94 tane ama çok kutu kaçtı. Arkadaşlar sağ olsun hiçbiri kutu bakmıyordu. Kutulara ben baktım yani komple. Tabii kaçanlar da oldu. 94 tane iyi gene, devam. Günlük kill mob görevlerimizi de yaptık. Şöyle vereyim görevleri. Sonunda kill yapmayı da başardık. Bunları da kaldıralım bakalım HP'mize. 5 tane oldu bu arada. Green mitril daha 1 oldu. Bunları da biriktireceğiz artık. Hani mitrillerimizi almaya başlayalım. Devam. Dostlar şimdi geceden kurduğumuz pazarda bir şey satılmamış. Ben diyorum ki şu hani raptorlardan kar etmiştik ya 4M. Onunla bir katlama serisi yapalım. Şuradan 2M'den 2 tane VV çekeceğim arkadaşlar. Bir tane de bankada vardı çıkardığımız. Onu da alayım üstüme. Şu 3 tane VB'yi bir upgrade edelim bakalım. Şimdi tekrardan pazar kuracağım. Belki geçer de onları da koyarız pazara. İtemleri artı 3 yapayım, tekrar görüşürüz. Evet, itemleri yaptık artı 3. Şöyle yerimize doğru koşturalım. Koştururken aynı zamanda da basalım şöyle ilkini. Artı 4'e attık bakalım, hakkımızda hayırlısı. Evet, ilki yandı. Her zamanki gibi ilk bastığımız item yandı. İkinciyi attık bakalım. İkinci artı 4. Tamam, devam. Bu da geldi. İkisi artı 6 olursa kâra geçeriz. Eğer bir tanesi artı 6 olursa ne kâr ne zararla kapatırız. Evet, artı 5 oldu. Güzel. Attık bunu da bakalım. Bu da geldi. Hemen artı 6'ya devam. İlkini attık. Hadi gel buraya. Geldi, güzel. Hemen peşine şimdi bastık bunu da, attık tovunu. Ah be, yakındı. Olsun. Yani 2 4 6M yapar. Şunlarla beraber 7M desen zaten 7M'den satılıyor. Yani ne kar ne zarar. Öyle bir şansımız denemiş olduk. Şimdi ben pazar oluşturayım. Kurduğum pazarı da gösteririm size. Pazarımızı da oluşturduk. Totalde 92M yapıyor. Bir 4-5 saat kadar falan duracak pazarda. İnşallah geldiğimizde şöyle hepsi satılır da 92 buradan. Hani bir GV paraya ulaşırız. Elimize bir tane silah alırız. Ya 7CD alacağım bu arada. Ya da 7 şart alacağım. Bakalım geldiğimizde neler satılmış olacak. Pazarımızı bozalım artık. Bayağıdır bekliyor pazarda. Şuradan görüyorsunuz zaten. 3 kere coin almışım. Bunun harici bilgisayar başında olmadım. Yani bir 5-6 saati falan pazarda durdu karakter. Nelerimiz satılmış? Secret Silver Earring'imiz satılmış. Bir de Draki Supply Box'ımız satılmış. Burada görüyorsunuz. Şöyle bozalım pazara bakalım. Üstümüzde 31M para var. Bakalım neler yapacağız. Dostlar şimdi üstümüzdeki itemleri ben buy atmaya karar verdim. Şöyle Opal'dan başlayalım. Baktım ben, biraz araştırdım. En fazla bu arkadaş alıyor. 9M400'den. Opal'ı verdik. Şimdi kutulara geçelim bakalım. Bu arkadaşa da bir tane mavi kutuyu verelim. 6000 325M'den 6100 para geldi üstümüze. Yeşil kutuyu da verelim buna, 3 tane.
Tamam, şimdi kırmızı kutular kaldı, onlara bakayım. Kırmızı kutuyu sadece bu arkadaş koymuş. 725K biraz az geldi gözüme ama şöyle 7 taneyi verelim bakalım buna da. Totalde 57 en paramız oldu. Şimdi Silver Gem var 2 tane üstümde. Gemleri de alacağım bu arada. Bankadaki gemleri de alacağım, buraya atacağım. Bir araştırayım gemleri de, ondan sonra atarız. Gemler için de geldik gene aynı arkadaşa. Şöyle Silver'dan başlayalım. 2 tane Silver. 3 tane Blue. 2 Green. 2 tane de Black. Evet, 74 en paramız oldu. Şimdi VB'leri satmaya gerek kalmazsa eğer, şart bakacağım çünkü bir tane. Bu elimize bir tane artı 7 şart alacağım. Herhalde bulurum zaten bu fiyattan. Bunları satmaya gerek kalmazsa eğer, bunları şimdi satmayacağım. Bankaya koyacağım, dursun. Gene pazar kurduğumuzda koyarız. Amacım artı 7 şart parasını çıkarmaktı. Şu artık şu pis görüntüden bir kurtulalım. Hadi bakalım, devam edelim. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir şu exp şart bana bakıyor, ben ona bakıyorum. 74 en paramız var. Aslında 7 şart veya 7 CHD zorlarsak alıyoruz ama şu exp şartı neden artı 7 yapmayalım? Neden olmasın? Burada zaten VB'lerimiz de var. Önden VB'leri basarız. Sonradan şardı basarız. Ben bunu yapacağım. Evet. Exp şardı şöyle huzurlarınızda 32 M'den aldım. Geçelim bakalım Envil'e. Evet, Envil'in başına geldik. Şöyle baştan bunu yakacağım. Bu item zaten çöp item. Şöyle bastık, yaktık bunu. Bu harcamış olduk ama olsun. VB'lerden şimdi başlayalım bakalım. Şöyle sarıları bekleyerek. Bir tane daha sarı. Hadi gönderin. Bastık. Evet, ilk VB yandı. Tamam. Şu yanı da kapatalım. Bunu da koyduk. Bastık hemen. Bu herhalde geçti. Evet. Ama durmayacağım. Durmayacağım. Devam edelim. Bunu da koyduk şöyle. Sarılar geldi, bastık. Bu da mı geçti? Bu da geçti. Bu da geçti. Şimdi o zaman bunu basmayacağız tabii ki de. Bir durum değerlendirmesi yapalım, bir daha tekrar bakalım ne olacak. Şu arkadaş 6800'e artı 6 VB koymuş bir tane. Bunu alacağım. Bir tane de artı 6 MD alacağım bunun yanına. Şuradan bakalım hemen. Evet, 5M'den bir tane de MD aldık. Şimdi gidelim bakalım Emile. Geldik tekrardan Altar 1'e. Şöyle bir tane de yakmalık aldım bu arada Altar 2'deyken. Yakmalığımızı yakalım. Sonrasında MD'yi basalım. Bu arada geçecek her türlü iteme varız. Şöyle bastık. Evet, MD yandı. Tamam. Hemen koyalım VB'mizi. Sarılar çok geçti. Bastık, bu geçti herhalde sanırım. Vallahi bu da geçti. Bunu basacağız derken parayı bulacağız herhalde arkadaşlar biz. Gene bir kar yaptırdı bu VB bize sanırsam. Ben bu arada şardı da basacağım ya. Bir tane geçtiyse geçti, ne olmuş yani, az önce de arka arkaya geçti. Artık bunu da basalım, aradan çıksın. Şöyle koyduk bakalım. Haydi bismillah. Bastık. Ah, kırmızı yandı. Yapma bunu ya. Vallahi şardı yaktık. Ama soracak olursanız 15, 30, 45 hem burası yapıyor. 70 hem. Zarardayız, evet. Neyse bakalım. Altar 2'ye geçeyim ben, tekrardan görüşürüz. VB'leri buraya attıktan sonra Altar 2'de aradığımı bulamadım. Altar 3'e geldim ben de. Şöyle 72 hem oldu. VB'leri buraya attım. 15,5 hem'den verdim sanırım. Yılmak yok. Şimdi ne kadar zarardayız derseniz eğer, zaten başladığımızda yaklaşık bu kadar paramız vardı. Herhalde 74 en falan vardı. Bir de 3 tane artı 6 VB'miz vardı. O 3 tane artı 6 VB komple zarara girmiş oldu. Ama ben devam edeceğim şansımızı denemeye. Şimdi artı 6 kol CD arıyordum. Altar 2'de bulamadım dediğim gibi. Altar 3'e girdim. Bu arkadaştan bir tane bulduk. Şunu alalım 43M karşılığında.
Şimdi buraya gelelim. Bir tane de artı 6 şart alacağım. Şöyle 24, 25M. Evet, hemen hemen hepsi aynıdır zaten. 24, 544. Bunu alalım bari. Evet, buradan da şartı çektik. Şimdi iki tane bus alalım diyeceğim. İki tane busa paramız yetmiyor. Bakalım ne yapacağız? Bankada satılacak bir şey. Ben iki tane bus parası ayarlayayım geleyim. Şöyle bankadaki Atax kurulları TS var. Bir tane. TS'yi de verelim. 5 tane de bundan var. Bu arkadaş armor almıyormuş. 50K'dan 5 tane de bu arkadaşa verdik. Evet, çıktı para. Tamam. Evet dostlar, parayı tamamladık. Artık hakkımızda hayırlısı diyoruz. Şöyle ilk şardımızı koyduk. Sarıları bekliyoruz. Hadi bakalım. Bastık biz de ama yandı maalesef. Şardı yaktık. Evet. CD'yi koyduk şimdi bakalım. Şöyle şu slotta bir tane preview atalım. Hadi be oğlum, gel buraya. Hadi be koçum. Confirm'e bastık, bekliyoruz. Hadi sarıları gönderin. Bastık, yürüdük, geçti herhalde. Çok sarı oldu ama. Hadi Allah'ım inşallah. Gerçi arada sanki bir tane de kırmızı gördüm ama. Hazır. Bakalım bakalım. Bastık. İşte bu be. İşte bu. Tamam. İşte bu kadar. Son 29K paramız kaldı ama hepsine değdi. Şu an bu CD'nin piyasası böyle 80M civarlarında. 80-85M. Ama amacımıza ulaşmış olduk. Hemen PM de geldi. Aleyküm selam diyelim. Güzel oldu ya. Valla şu an hani bütün yaptığımız işlerden ne kârdayız ne zarardayız, öyle diyebilirim. Dediğim gibi bu 85M'den pazarda satılıyor, artı 7C'de. 80, hani almak istesen 80M falan alırsın. Olsun, bizi kurtardı, en azından geçti. Devam. Son yaptığımız upgrade'den bir 8M 9M falan kâr ettik. 72M para vardı üstümüzde. Artı 7 CD'nin değeri de, hatta o gelen PM cevap verdi. Adam 80M vereyim dedi. Vermedim tabii ki de. Yani 80M'i satsak satılırmış demek ki. O yüzden bir 8M falan kar bıraktı bize. He, komple bütün upgrade'leri sayarsak gene bir 8M zarardayız ama hiç önemli değil. Biz amacımıza ulaştık. Çok şükür geçirdik. İlk o exp şart geçseydi daha güzel olacaktı tabii ama upgrade bu, belli olmuyor. Geçiyor da yanıyor da. Yani dediğim gibi biz amacımıza ulaştık zaten. Silahlarımız şimdilik için tamam. Şimdiki hedeflerimiz dual alt roll yapmak. Dual alt roll yaptıktan sonra da tabii ki mitrili sete yöneleceğiz artık yavaş yavaş. Böyle yavaş yavaş gelişmeye devam edeceğiz bakalım. Evet dostlar, bölümün kapanışını burada yapalım. Şimdi üstümüzü başımızı komple boşalttık. Gördüğünüz gibi 137K para var üstümüzde. Bankada da hiçbir şey yok. Komple bomboşuz yani. Bakalım bir dahaki bölümde neler olacak. Artı 7 CED'mizi de yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.